Osmanlı tarihinin esrarengiz olaylarından birisi, Tırnova'nın cadıları. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videolarımı paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Yıl 1833. Bugün Bulgaristan sınırları içerisinde bulunan Tırnova kasabası o dönemlerde Osmanlı hakimiyeti altındaydı. Tırnova kasabası ilginç söylentilerle çalkalanıyordu. Kasabada yaşanan ilginç olaylar herkesi korku içinde bırakıyordu. Özellikle gün batımından sonra evlerde açıklanması zor olaylar yaşanıyordu. Kiler ve mutfaklardaki un çuvalları parçalanıyor, evdeki bohça ve yastıkların yerleri değişiyor, evler darmadağın ediliyordu. Kasaba sakinlerinden kafasına taş, toprak, çanak, çömlek atılanlar bile vardı. İnsanlar saldırıya uğradıklarını ve bu sırada üzerlerine manda çökmüş gibi hissettiklerini ve bu şeyden güç bela kurtulduklarını söylüyorlardı. İnsanlar Tırnova'da daha önce hiç görülmemiş olaylara şahitlik ediyorlardı. Ve kimsenin bu olaylara kimin veya neyin neden olduğundan haberi yoktu. Ama bütün bu olanların bir açıklaması olmalıydı ve kasabanın cadı istilasına uğradığına karar verildi. Bütün bunları yapanlar cadılarsa o zaman cadılardan kurtulmak gerekiyordu. Bu yüzden İslimye kasabasında yaşayan ve cadıcı diye nam yapan Nikola Efendi'ye haber verildi. Nikola Efendi haberi alır almaz Tırnova'ya doğru yola çıktı. Kasabalılardan olayları dinledi ve olay yerlerinde gezdikten sonra bunun gerçekten cadıların işi olduğuna karar verdi. Nikola Efendi, pazarlıklar sonucunda 800 kuruşa kasabayı cadılardan temizlemeye ikna oldu. Tırnova Kadısı Ahmet Şükrü Efendi, Nikola Efendi ve kasabalılar mezarlığa doğru yola çıktı. Mezarlığa vardıklarında herkes sustu ve Nikola Efendi'yi izlemeye başladı. Nikola Efendi yanında resimli bir tahta getirmişti ve bu tahtayı parmağına geçirerek çevirmeye başladı. Resim hangi mezara dönük durursa o mezarda cadı yatıyor demekti. Nikola Efendi tahta sayesinde iki mezar tespit etti. Bu mezarlar Yeniçerilerden Ali Alemdar ve Abdi Alemdar'a aitti. Bu iki kişi yaşarlarken soygun, gasp, cinayet, yaralama, akla gelebilecek her türlü pisliğe bulaşmışlardı. Yeniçeri Ocağı kaldırıldığı zaman da yaşlarının ilerlemiş olmasından dolayı idam edilmemişlerdi. Mezarlar açıldığında herkes dehşete düştü. Çünkü Yeniçerilerin cesetleri bozulmamıştı. Gözleri açıktı, tırnakları ve kılları çok uzundu. Üstüne üstlük iyice büyümüşlerdi. Bedenler korka korka mezardan çıkartıldı. Nikola, kasabaya musallat olan bu ruhların defedilmesi için cesetlerin karınlarına kazık çakmak ve kalplerini kaynar suda haşlamak gerektiğini söyledi. Kazıklar çakıldı, kalpleri kaynar suya atıldı. Fakat bir değişiklik yoktu. Nikola bu sefer bunları yakmak lazım dedi ve etraftan toplanan tahta parçalarıyla bu iki beden ateşe verildi. Dumanlar havaya karışırken bedenler yavaşça eridi ve geride sadece küller kaldı. Biriken küller mezarlara dolduruldu ve üzerleri yeniden toprakla örtüldü. Tırnova halkı cadılardan kurtulmuştu. Bu olay Tırnova Kadısı Ahmet Şükrü Efendi'nin İstanbul'a gönderdiği resmi yazıda anlatıldı ve devletin yayın organı olan Takvim-i Vekay Gazetesi'nin 5 Eylül 1833 tarihli sayısında yayımlandı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.